Kırıldı, girdik. Evet. Merhaba. Yepyeni bir bölümümüzle karşınızdayız. Sevgili Tiyatro Tiyatro Dergisi'ni seyredenleri, söz verdiğimiz gibi bugün analı kızlı geldik. Bu programı böyle bir zamandır yapmayı düşünüyorduk zaten. Buket de konuk olunca geçen haftanın başında dedik ki haydi analı kızlı bir şey yapalım. Dün akşam annemin Nedim Saban'ın, sevgili Nedim'in yayınına katılması bize böyle bir ivme oldu. Şimdi Buket'i bekliyorum. O da karşımızda. Annesiyle beraber burada. İdil'le. Bak Merve geldi. Şimdi bakalım Bükü nerede? Heh, burada. Görüyor musun işlerini? Evet, hiç anladığım şeyler değil. Bak bağlanıyorlar şimdi. Nasılsın? Bana bak, benim ilk canlı yayınım. Görünmüyorsun. Evet. Görünüyor muyum? Görünüyorsun. Görünüyorsun tabii. Füsun hiç ya, değişmemişsin maşallah. Bak tahtalara vuruyorum. Harika. İdil'cim, senin ilk canlı yayının mı? İlk canlı, bilmiyorum nasıl bitecek. İlk ve son canlı yayın. Ay çok güzelsiniz. İyi misiniz? İdil'cim, Akasya Asatürkmen. Burada. Asatürkmen burada oldu. Şimdi ben sana anlatırım onun mantığını. Şimdi annem ilk defa görüyor aşağıdan yazıları İdil'cim. Ha, yazıları okuyor bu arada. Bak yazılar burada da takipçilerin hep böyle, bak arkadaşlarımızın. Ay, tanıyan, tanımayan diyor. Herkesin yorumları lesson var. One. Evet. İşte. Lesson one. Bükü'yle yaptık programı geçen pazartesi. Ondan sonra dedik ki bu hafta da analı kızlı yapalım dedik. Fakat sen Bodrum'a gidiyormuşsun diye yayını gece açtık. Bak, ışığımı değiştirdim, sarı ışıklarımı hazırladım, sorularımı hazırladım. Çok teşekkür. Şimdi seyirciler Bükü'yle benden sıkıldı. Bükü'nün nasıl başladığının hikayesini dinledi, benimkini dinlediler ama ikinizinkini bilmiyorlar. Aa. Evet. Hadi bakalım. Sorularım çok ciddi ve hazır. Ama evet. Önce ikiniz de bize, siz bu bizim alameti farika mesleğimize nasıl verdiniz? Çünkü şimdi herkes oyuncu olmak istiyor. Ama sizin zamanınızda çok az insan oyuncu olmak istiyordu. İdil'cim sen anlat bakalım, nasıl mesleğimize gönül verdin ve yolculuğun nasıl başladı? Böyle klasik bir şey vardır ya, giriş vardır. Hani ben okul zamanları diye başlar. Ama gerçekten biz annenle Fransız ekolündeniz. Bilmem. Ben de Saint-Benoît'lı. O zamanlar böyle müzikti, sahneydi, tiyatro çok çok önem verirlerdi daha o zamanlardan. Ve ben o zaman sahne alırdım. Mesela Molière'in bir şiirini oynamışım bir erkek rolünde falan. Buradan bir birikim oluşuyor herhalde. Ondan sonra giderek sağa sola musallat oldum. Alaylıyım ben. Yani konservatuvar, musallat oluyorsun böyle, anladın mı? Yani neredeyse çay taşıyacaksın o durumda. Eskiden böyleydi yani, şimdiki gibi böyle hop kaşını ok, hokka burnun şey yok, öyle bir şey yani. Yok öyle, yapışıyorsun. Ondan sonra o arada kendini göstermeye çalışıyorsun. Bir Şişli'deydik işte, dönmüştük Moda'dan annemlerin ve orada Şişli Ümit Tiyatrosu vardı. Annem bilir, Ümit Tiyatrosu. Evet. Sen de hidromelin üstünde oturmaz mıydın? Evet, aynen. Oradan Damdesyon'a karşıya girip gelirdin. Kulüp 33 mü vardı, ne vardı düşün. Evet. Ve ben de Şişli'de musallat ola ola şey oldum. Ümit Tiyatrosu'na oldum. Orada o zamanlar 3-4 tane tiyatro vardı. Değil mi? Bizim Nisa Serezli, işte İstanbul Tiyatrosu, Genco Erkal ve bir tiyatro daha vardı, değil mi? Hatırlıyor musun? Nedim Saban vardı. O daha sonra başladı, o genç kuşak. Hı hı. Benim bildiğim. Hatta bir çocuk tiyatrosuyla falan. Ve ben oraya yapıştım. Gide gele, bak benim hayatımda 3 kişi çok önemli rol oynamıştı. Bu meslek için söylüyorum. Bir tanesi Nisa Serezli. Tolga Aşkıner tiyatro olarak, bir de Turgut Boralı. Böyle bayılıyordum o zamanlar, o da bana bayılıyordu. Ben daha çok musallat oldum. Biliyorum. Sahnelere yapıştım. Derken
Aradığım kan geldi, acı ama kara mizah ama bir kızcağız vardı, ismini unuttum, çok da iyi bir oyuncuydu. Ayağını kırdı. Mortacı derler bizim meslekte, biliyorsun. Mortacı. Ben sular seller gibi çıktım o gece, sahneyi kurtardım gibi. Herkesin rolünü biliyorum. Neredeyse atlıya sıçrıyor oynayacağım. O başlangıç, o başlangıç oldu. Ondan sonra saygıyla, sevgiyle, ustalara saygıyla. Tabii çok çok özveri isteyen bir meslek. Ama o zamanlar biz daha mutluyduk gibi geliyor bana. Bak mesela şimdi bu, o zaman o dönemlerde benim silah arkadaşlarım Peren Kutman, Nilgün Belgün. Bu hızla ben yürüdüm, işte Ali Poyrazoğlu'nda oynadım, İstanbul Tiyatrosu'na geçtim. Birkaç saatleri paylaşıyorduk. Enco, İstanbul Tiyatrosu, Nisa Serezli sahneyi paylaşıyordu. O kadar çok şey vardı ki o zamanlar, talep vardı ki. Bir gün repo yapardık değil mi Füsun? Pazartesileri. Ha, o pazartesileri de yakın çevre bir turne yapardık yani. Hiç yok. Evet. Değil mi? Seanslar işte böyle 3 seansı Nisa oynuyorsa 6 seansını Genco oynuyor. 9-15'i diyelim, 8.30'u da işte falanca oynuyor. Yani böyle kapışıyorduk salonları. Salon kapışıyorlar. Bu şekilde. Vallahi salon kapışma, şimdi seyirci kapışıyoruz. Ay yok şimdi. Şu günlerde, şu son zamanlarda bence seyirci çok özverili. Sanki bir şeylere yapışıyor, hırsını oradan çıkarıyor gibi. Belki et yemiyor, pirzola yemiyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor ama tiyatroya gidiyor gibi görüyorum. Tiyatroya ve sinemaya gidiyor. Bence de ya. Bence de çok şu iyi devamlılık. Bir sene, bir buçuk sene, iki sene belki. Gençler çok iyi tabii, geliyorlar. Ama bizi arayan soran yok. Ya Füsun, sahne açalım mı? Aman Allah korusun, bırak. Korumları bizi kimse almıyor. Kimse götürmüyor. Nankörler. Çocuk tiyatrosu da yaptım bir ara. O devam ediyor Moda Deniz Kulübü'nde. Öyle mi? Yani pandemiye kadar etti. Ay çok iyi, çok. 2 ay önce işte sosyal hizmetlerin çocuklarına yapıyorduk Moda Deniz Kulübü'yle. Müdür geldi, dedi ki öyle getiririz çocukları dedi. Hepsi de yani zor durumdaki kimsesiz çocuklar. Ay getiririz dedi, sonra çocuklardan birine bir şey olur dedi. Yani altından kalkamayız. İptal ettik. Zaten ertesi günü bizim kulüp kapandı. Her taraf kapandı. Yoksa ben şeyimi alıyorum oradan. Çıkıyorum, oynuyorum, iniyorum, ediyorum falan. Yani küçük bir patronculuk oynadım. Kıyıcığım, sesimizin çok az geldiğini çok yazdılar. Şöyle fırt diye bir çevireceğim. Çevir. Çeviremedim. Sen tuhaf bir yerin görünüyor. Neresi o? Sevinç. Sevinç. Neren görünüyor? Bir et parçası, bir şey gördüm. Şimdi nasıl geldi sesimiz? Yani kısık ama iyi, alışveriş olur. Biraz yani. Biraz kısa. Senin sesin çok güzel geliyor. Ya ben içine düştüm de senin onun için çok yaklaştım. Evet. Belki de böyle. Belki şu anda daha iyi olabilir. Dur bakalım. Daha iyi galiba. Yani sesinin çıkmamasını düşünemiyorum bile yani şu anda. Düşünemiyorum. Sen de başladın. Bir dil anlat. Hadi. Biz burjuva bir ailenin çocuğuyum ben. Şahinzadeler, olmaz olasıcalar. Ondan sonra Gemeres kendi ailesine Allah'ım yarabbim böyle işlerden. Yani ben tiyatroya İşte küçük sahne oyun falan izliyorum. Eve geliyorum, taklitlerini aynı önünde yapıyorum falan. Ve tutturuyorum, oyuncu olacağım diye. Allah, cinayet çıkıyor. Amcalar ne yapacağız bu kızı? Avrupa'ya gönderelim de var yönetmen olsun falan diyorlar. Kesin yapar yani. Oyuncu olmasın, yönetmen olsun diyorlar. Evet. O kadar aşağılık bir meslek. Galatasaray Lisesi'nde Melkon vardı. Ondan sonra o bize Fransızca oyunlar oynatıyordu. Bak buluştuk. O da orada. Çok müthiş bir şeydi o Galatasaray Lisesi'nin tiyatro kulübü. Orada çok güzel oyunlar oynadık ama provayı yapıyoruz bir gün oynuyoruz. Ondan sonra ben gizli oynuyorum. Fakat orada oynayan bir çocuğun annesi benim anneme demiş ki, aa sizin kızınız da benim oğlumla oynuyor. Allah! Kıyamet oldu tabii. Hatta hırsızlar balasına Çetin İpekkaya da yönetmişti, oynuyordu.
Gidemedim gece. Beni kilitlediler eve. Dedim camdan atlayacağım. Atla dediler. Ondan sonra Çetin İpek Kaya kadın kılığında sahneye çıkmıştı. Yuvalanmıştı böyle. Gidemedi diye düşünebiliyor musun? Gidemiyorum. Sonra ama camdan atarım demişsin, kendini at demişler. At at işte. Öyle kendimi diyor. Camdan atarım demiş. Dedem de at. Söyledi. At at. Evet, o kadar gözü pek. Ondan sonra 62'de mezun oldum dandisyondan. Ayberk'le o sırada flört tuttum. Ve de işte hep beraber oynuyordum onunla Galatasaray Lisesi'nde. Yolda yürürken Dormen Tiyatrosu Ayı Masalı diye bir ilan gördüm. Ferhan Şensoy'un orada. Almışlar orayı ve de Ayı Masalı ile başlayacaklar. Ayberk dedi de hadi gir konuş dedi. Ne var dedi. Oyuncu olmak istiyorum dersin dedi. İçeri girdim. Semine vardı. Sekreter Semine. Ah dedi, Ali ve Buzcuya'ya genç kız rolünü verdik. Maalesef dedi. Ama dedi, telefonunuzu alayım. İhtiyaç olursa ararız. Tabii ben hiç ümitsiz eve döndüm. Aradılar. Alev Buzcu'ya gelemeyeceğim demiş. Ve de Trova'ya Trova Altan'ı tanıdım. Tabii bunları hep yasak yapıyorum ama artık yaşım 18'i geçmiş. Pek aldırmıyorum. Sonra babam ölüm döşeğindeydi. Ben de oyundan döndüm, Ayı Masalı'ndan. Makyajlıyım. Apakurya maskarası gibi olmuşsun dedi. Öldü. O gece öldü. Aile benden nefret etti. Babasını öldürdü diye. İşte öyle. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Benim de babam küçükken şey demiş. Ben babam 1,5 yaşındayken benim babam vefat etti. Ondan sonra tabii o aralarda gidiyorum şimdi nerede adalara giderken gelirken vapurlarla orada yerleri atıp sürünerekten lay 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 yapıp milleti alkış tutturmaya çalışmak o yaşlarda. Demiş ki anneme, Süheyla bu kız oyuncu olacaksa Allah canımı alsın demiş. Vallahi gitti. Baba gitti. Allah canımı alsın demiş bir süre. Olamazsa Allah evet. Canımı alsın diyor. Sizin döneminizde de olursa Allah canımı alsın diyor demek ki. Evet. Öyle demiş ve adam da, yani babam da rahmetli, o kadar şey bir adam ki, golf pantolonlarla adam Almanyalarda yüksek elektrik mühendisi buraya gelmiş falan böyle, yani annem desem bizim taraf, anne tarafı Rum, yani öyle bir şeydeyiz. Böyle bir laf etmiş, gitti adam, gitti yani öldü. Bunu demek nasıl temennidir? Çünkü o kadar kıvrak bir şeyler yapıyormuşum ki durmuyormuşum yerimde. Daha ileriyi görmüş ama tabii görmedi. İstemedi artık. Öyle bir şey denk. Fazla söyleme bir şey derler ya hani. Evet, evet. Saatine gelir derler ya. Söyleme gerçek olur derler. Bak bundan evet. Bak bundan laf açıldı ya. Bir de Turgut Boralı rahmetli şey demişti. Babaannesi demiş ki yavrum torunum bana bir su getirdi öleyim demiş. Gitmiş Turgut Boralı suyu getirmiş. Oh demiş. Cık oturmuş ölmüş. Düşünebiliyor musun? Hani saati gelir ama söyleme. Dedikleri bu yani. Söylememek lazım şaka maka. Aman ben artık valla ölsem hiç gam yemem. Alevi şeklinde gömülmek istiyorum. Ay bunlar düşkün be. Ama Alevi. Bana bak. Hı. Bunlar düşkün bize. Daha duralım mı? Aman yok, o kadar da düşkün değil. Benden bıktı bu. Ayağım yok düşkün. Sen bilmiyorsun o ne hallere giriyor. Bıktı ne olacak? Alışkanlık bulacak birini, bakacak yine. Ya şu... Oturmuyorsun değil mi? Pardon? Buket'le beraber oturmuyorsun. Oturuyorum. Ay, beraber oturuyoruz. Aynı sizin gibi. Üçlü. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ay. Üç jenerasyon. Ben bir oyun oynadım Kadıköy'de. Neydi? Hatta eski kocam ve oğlum da benimle beraber seyretmişti. Müthiş oynuyordun. Sarhoş bir şey. Aa, üç nokta. Ha? Üç nokta. Kerem'in yazdığı bir oyundu. Aynen. Füsun abla. Sen gün konuştuk ya onu. Hatırlıyor musun? Evet. Beraber seyrettik değil mi? Evet. Galiba beraber seyrettik onu. Peki bizi sahnede gördüğünüz zaman böyle, yani biz kötü de oynadığımızda bir şey mesela, tamam mı? Ne hissediyorsunuz? Hiç bak yani. Yani ne hissediyoruz biliyor musun? Armut dibine düştü diyor. Ay. Nura nokta. Ne oldu? Ben onunla çok az oyunda beraber oynadım.
Hadi Şaman'da Kelebekler Özgürdür'de oynuyoruz. Nurhan da kendi seyretti. Ulan dedi, ha bile kızı seyrediyorsun oynarken dedi. Yapma dedi, olmuyor dedi. Bir de beni sevmemesi gerekiyor. Yani oğlunun sevgilisiyim ve benden bir hoşlaşmaması gerekiyor. Gelmiş böyle bir perde finali böyle bir benim ona böyle çok saydıra saydıra bitiriyorum. Böyle annem böyle baka kalıyor ve perde kapanıyor. Rahmetli Nurhan kulise gelip şey demişti. Füsuncum yani sen Füsun olarak sevince bakmayacaksın. Ay çok. Füsun olarak sevmediğin kıza bakacaksın. Hadi ya falan demişti anne. Şey geldi aklıma, bizim Ercan üvey babası bir Yazgan. Anlatıyordu tabii. Şey gelmişti, Ulvi Uraz'da oynuyorlar. Müjdat falan hepsi ilk seneleri onların da. Annesi babası gelmiş salonda en öne oturmuş böyle. Tereme peyniri gibi de bir hatundu böyle. Tatlı bir şey. Şurada sigarası böyle. Ya ekleme yaparak böyle bir şey. Burada kombinezonlarla dolaşıyor evde. Çok tatlı bir kadındı. Ondan sonra neyse giyinmiş kuşanmış çocuğun premierine geliyor. Oturtmuşlar. Oyunda bir sahne var. Kim kime ne diyorsa artık Ulu Hoca mı diyor. Neyse Ercan'a bağırıyor. Ay senin Allah belanı versin. Selamı kabilen diye kalkmış kadın ortaya. Senin Allah belanı versin sahneye. Ben de oynadım Ulu Hoca'da. Ben de oynadım. Bunun gibi bir şey yani. Gözünü alamıyor. O da Cemlad'ını unutmuş tiyatroyu. Veriştiriyor. Ama işte sorunum mesela istemiyor. Biz çok istedik oynasın ama olmadı. Yani kaç yaşında? 13 buçuk. Daha değişecek. İnşallah. Daha değişecek, göreceksin. Yok, mümkün değil, olacak. Bence Can da çok istemiyor ya. Can da çok istemiyor. Buket de istemiyordu önceleri. Niye? Sen her zaman istemiyor. O zaman gerçekler çıktı. Kuliste tavuk geldik. Ya sen... Sen geçen gün ne dedin Sevinç? Biz ne çocuklarıydık? Güzin abla, Güzin Özyağcılar bağlandığında bu programın ilkinde yanında da Zeynep var. Zeynep de böyle onun işte bilgisayar şeyi telefonunu ayarlıyor. Kızım siz sirk çocuklarısınız dedi. Sirk. Ne? Sirk marka tarafının çocuğu. Siz dedi başkana. Güzin abla dedim kabine olmak istemiyor galiba. Ben onunla oynarken de söylüyordum. Hadi hadi diyordu bana. Çünkü hani sirkin tadını bir kere alan diyordu. Her zaman da söyler. Olacak olacak. Güzin ablaya göre kesinlikle olacak kabin. Annem emin değil. Ama bence olur. Olacak bence de. Buket de istemiyordu. Niye istemiyordu? Biz Ercan'la her seferinde para yok, para yok, para yok. Ay bıktım sizden dedi. Para yok, para yok. Ben bu mesleğe gitmem dedi bak. Çocuk ufacık tamam mı? Para yok diye gitmiyor. Bir soru yöneltiyorum ikinize de. Para yok, para yok döneminde yaptınız. Olursan kendimi öldürürüm diyen analarınız, babalarınız vardı. Bununki dedi ki Apukurya maskarası mısın? Seninki dedi ki Allah da cezanızı versin. Bir daha dünyaya gelseniz. Hemen. Bir daha dünyaya gelsin. Hemen gene bu işi mi yapacaksınız? Evet. Vay be. Düşünmeden mi? Evet. Hiç düşünmeden. Herhalde doğru. Ve o kadar vakit bile kaybetmem. 20'li yaşları bile bulmam. Her şeyi yaparım. Daha çabuk gözümüzü karartırız değil mi? Daha bir karartırız. Bizler. Ben mesela konservatuara gittim 2 yıl. İlkokuldaydı. Bir ilkokulun uyduruk şeyin. Sonra. Yani Yıldız Kenteli'nin onun için öğrencisi olamadım ama Melih Cevdet Anday'lar falan çok müthiş hocalarımız vardı. Ve saat 8'de eve dönüyordum. 8'de de yemeğe oturulması şarttı. O şarttı be. Hep kavga çıkardı. Neredesin? İşte ders çalışmaya gittim Fransızca öğretmenimle. Sonra matematik çalıştım. Ya biraz da onlar bize gelsin diyorlar falan. Sonra artık itiraf ettim ne yapayım? Ben dedim konservatuara yazdırdım kendimi. Sınavı da kazandım. Oraya gidiyorum dedim. Ne yapayım dedim. Annem geldi işte. Annem daha beterdi babamdan. Babam daha yumuşaktı. Onlar iyi polis, kötü polis oynarlar. Olabilir. Doğru. Doğru. Anladın mı? Bizde vardı. Doğru. Yani benim annem şeydi ya. Uf, işte kumara gider. Ne bileyim. Benden sıkar. Ay canımın içi gitsin. Helal olsun. Bakmaz ellerle büyütür. Yani kendi bakmaz falan filan. Öyle bir kadındı işte. Ama sonra öldüğünde çok üzüldüm. Niye o ilişkiyi kuramadım diye.
Yani niye bir anne kız ilişkisi, bir sarılma falan yapamadım diye çok üzüldüm. Neden biliyor musun? Bence hep böyle yürüyecek zannediyor insan. Yani kaybedeceğini düşünmüyor. Hep böyle gidecek sanıyor. Yani geçenlerde bir oyuncu kız bir şey söylemişti televizyonda. Bildiğimiz bir olay. Şey demişti. Hayat, biz plan yaparken başımıza gelenlerdir diye. Onun için yapıyoruz. Yarın buluşalım. Bilmem ne yapalım. Bilmiyoruz yani hiçbir şey. En güzel tarafı da bilmemek herhalde. Bilmemek. Ne söylüyordu sevdiklerini yarın öleceklermiş. Evet. Falan. Evet. Kocam yani. Ay yok. Tamam, Altan değil. Babamın babası. Babanın babası mı? Ha. Tabii dedem. Ha o doğru. Doğru. Dedem dedem. Ne diyordu? Sevdiklerini yarın öleceklermiş gibi çok çok sev. Sevgini göster diyordu. Sevgi göstermeyi çok konuşuruz da yani sizin kuşağınız o kadar çok göremedi. Sizin gösterdikleriniz üzerine biz şimdi gösterebiliyoruz ya. Hani sizde böyle çok biz kötü bir evet. Şey var. Bizi böyle mimiklerle idare ederdi. Aynen. Çünkü evdekiler. Böyle bir kaş yapardı otururduk. Bir böyle indirirdi gözünü acele arka odaya geçerdik yani. Onun için de böyle bakıyorduk böyle ne geliyor diye. Misafirlikte nereye gitmek yasaktı. Tamam mı? Tabii. Ölürsün donuna yapacağım ama gidemem. Asil olacak yani. Prenses yetişecek. Sen de çok seversin. Ay Allah'ım yarabbim. Aman bana bak Füsun. Bizde de dadılar vardı babam ölmeden. Bir öksürüyoruz, boğmaca oluyoruz. Yallah şeye götürüyorlar. Bir helikopter kiralanıyor. Anla bak aşağıya. İşte bilmem ne havaalanında, tebdili mekanda nedir o? Hava değişiminde boğmaca işte diniyormuş, iyileşiyormuş. Şimdi böyle bir şey uyguluyorlar mı bilmiyorum. Bizim o zaman ondan sonra Mari diye dadımız vardı. Abi birimiz Amerikan hastanesi, birimiz Fransa hastanesi. Adam gitti. Bizim şeyler bitti. Havalar söndü. Yani hiçbir şey kalmadı. Çünkü annem reddi miras yaptı. Çünkü bak büyük işlere imza atıyor tabii. Reddi miras yapmazsa borcun altına girecek. O zaman hiçbir şey kalmadı. Kuru kuru bir işte Anastasya'nın getirdikleri. Sevinç bu program bitmez. Maliyeye girdik biz maliyeye. Dur dur ben ikisine de hazırladım sorular çıkmamda. Bize şimdi şunun sırrını anlatın. Biz Bükü'yle konuşurken geçen pazartesi bunlar niye bize sürekli tavuk yedirirdi dedik. Biz böyle bir hatırladığımızda ucuz. Edil niye bakkaldan peynir ekmek almıyordunuz da her 3-6-9 arası bize o sıcak tavukları bir de işte hani siz hızlı yemek zorundasınız. İdil'cim bize niye hızlı yediriyordunuz? Bak anneciğim, bütün sevgiler diyor ki niye hızlı yemek yiyorsun diyorlar. Ben de o da uçuyor. Yani peynir ekmek aldığın zaman öğün faydalı olmuyor. Faydalı bir şey değil. Evet, faydalı bir şey değil. Tavuk daha faydalı da değil. Öğün dedi. Bu sefer adın çıkar. Her gün peyniri koyuyor çocuğun önüne diye. Onun için arada yemek porsiyonda bir şey olmuş gibi tavuğu kakalıyorsun. Evet, tavuk. Görüyor musun? Et diye bize tavuğu kakalıyorlar. Şimdi ama bana bak. İyi ki o devirlerde kakalıyoruz Füsun. Şimdi tavuk daha pahalı etten bana bak. Yatın kalkın şükredin ne yediyseniz o zamanlar yediniz. Hadi bakayım bana şimdi ikiniz de şöyle anı sandıklarınızı bir karıştırın. Demin çok güzel isimler geçirdiniz. Turgut Boralılar geldi birdenbire yayına. Nisa Serezliler geldi. Ercan abi geldi. Babam geldi. Erol Günaydınlar geldi. Var mı böyle aklınızda? Çünkü bence hani bizim bu çok iyi bildiğimiz şeyleri şu an dinleyenler içine bak. Dinleyenler öyle çok da fazla bilmiyorlardır. Var mı böyle ya şu anıya bak ya bu anı bana benim anım dediğiniz bir anı var mı? Benim senin kocamla ilgili anılarım çok var. Tur ne dedin? Ne? Ne dedin sen? Yapma! Kurtulan yoktur ama. Kocanla anısı var mı? Ya yok canım. Şimdi şöyle bir şey. Bunlar öyle. Ay beğenirdi. Beğenirdi. Ay. Hay o Fehim Paşa'da nasıl ayrı düşürüm diye. Çare bulmaya çalışırdım. Kadına yakın olmasın diye. Onlar çok beğenirdi Ercan. Ay ama. Ne paramız. Turneye çıkardık işte İzmir'e. Bunlar Erdinç falan hep beraber. Fıs fıs fıs.
gecenin nasıl biteceği belli olmaz diye hazırlık yaparlardı. Kargolara gidecekler yani, genç kızlarla bir şeyler yapacaklar. Mogambo'ya gidecekler bilmem ne. Mogambo ne ya? O orada bir... Ay İzmir fuarın içinde. Vay vay vay. Evet, ondan sonra çok eğlenirdik biz turnelerde, hakikaten iyiydi. Haldun Dormen'le olanlar günü birlikte çok yorucuydu. Gece oynardık, hemen gece yola çıkardık. Ertesi gün bilmem nerede tekrar oynardık. Bizimki öyle değildi. Bir ay kalırdık orada yani. Çok iyi oluyordu. Yani tabii kalbim. Sen anlat bir tane idi. Başka bir sorum daha var sonrasında. Başka bir şey. Bak şimdi beni oralara götürdü. O senelerde ben de şey vardı, fuar vardı. Aha. Şimdi fuarda tiyatro, gazinolar falan böyle bir şey yok herhalde. Yani şimdi artık hiç dans yok. Müziği bile yok. Pandemiden ötürü. Evet. Yani dans müziği falan yakınlaşma olayı yok. O zamanlar şaşa işte annenin dediği gibi mogambolar, şunlar, tiyatrolar, tek oyun. 9.30'da açık hava tiyatrosu. 9.30'da başlardık, 11.30'da herkes, evet. Bütün deve kuşu buradan gelirdi. İşte buradan devlet tiyatrosu, Mehmet'ler, Erbil'ler falan, Tıkıl Ozu, Gazanfer Özcan. Ya bütün tiyatrolar bizim Çamlık Senar'ın önünde. Bizde Halit Akçatepe, Sorçun, Sonatlar, şu bu falan. Bizim kapının önünde, ondan sonra demi flörtlerle oraya buraya geceye akardı. Demi flört çok ilgimi çekti. Programdan sonra konuşalım demiyi. Konuşalım. Evet. Demi flört. Şimdi demi bile yok artık. Demi bile bitti. Vallahi insan artık hiç uğraşmak istemiyor hiçbir şeyle, biliyor musun? Bak hep yazıyorlar. Bir kere Mogambo kulübünüz duruyormuş yazdılar. Hep sizi seyretmiş diye yazdılar. Oh. Evet. Çok güzel yorumlar geliyor. Ben onu okuyorum. Ben okuyamam. Bilsin ki yani Nedim Saban sayesinde şu anda bu akşam üzeri bu dörtlü buluştu burada. Bu kadar erken. Ne güzel. Ya çok güzel. Sami Zengin bu yayında da burada. Ah canım. Sami Zengin. Sami abi bak. Merhaba canım, merhaba. Hasan amcayı çok konuşuyoruz ve üçünüze söyleyeyim sürprizimi. Biz şimdi Hasan Zengin'le ilgili bir özel program yapacağız. Halit Bey'le, evet, oğluyla. O şimdi böyle biraz heyecanlandı, arşiv toparlıyor. Hani biz biliyoruz, tamam. Yakın bizim yani ustalarımız da biliyor, siz zaten biliyorsunuz ama hiç adını bilmeyenlere Hasan Zengin'i şöyle bir anlattığımız bir program yapacağız. Bakalım. Çok bence büyük eksiklikti ve bugüne kadar yapılmamış olması da çok büyük eksiklik. Bence çok doğru bir şey yapacaksınız. Ben onu Türkiye'deki en yüce gönüllü tiyatro adamı olarak tanımlarım. Haklısın. Hakikaten öyle. Hepimize el uzattı ve İnanılmaz şefkat hepimizi bağrına bastı. O köşe başı tiyatrosu. Ya. O nasıl bir dekordur? O girişte başlar Fehim Paşa konağının. Yaptı. Onun oğlu yaptı. Halit Zengin yaptı o dekoru. Ya tabii yani bunlar nasıl güzel insanlar. Nasıl gönül vermek bu. Yoksa orayı neler yapmaz? Ne olacak? Çevre tiyatrosunun o yerini neler yapmaz? Hemen bir alışveriş merkeziydi. Hayır, tabii. Ya o zaman daha başlamamıştı. Yere batan şeyleri böyle. Neler var? Bir tane daha vardı Füsun. Neydi o ilerideki? Köşebaşı. Köşebaşı diyor Aksaray'daki. Bir Hasan Zengin'in bir tiyatrosu. Sami söyler belki. Şeydeki yahu. Sinemaydı. Romalı Perihan çıkıyordu. Romalı Perihan dumanlar için. Bizim hemen tarafımızdaydı. Evet ama neydi, adını kaybettim. Bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Orada Romalı Perihan dumanlar bir gün çıkmamış. Dumanı vermemişler. Çıkmayacağım demiş. Oyun yarım kalmıştı. Romalı Perihan da oynamıştı. Öyle bir müzikalmiş. Çok iyi anladım ben de. Ay Allah'ım, evet, efsane, evet, kadınlarsınız. Evet. Peki İdil'ciğim. Bu kadar rol oynadınız. İkinize de soru. Bu kadar rol oynadınız. İki soru saklı bir sorunun içinde. Bir... O böyle bir oynayamadığımız çok şey kalacak tabii hayatımızda da. Ya şunu oynasaydım çok iyi olurdu benim. Ama dediğin rolün ne? Ya şunu bu kadar rolün arasında oynadığım, geri dönüp şunu bir daha oynayacağım. Oynasam keşke dediğin rolün. Benim şimdi söylerim hemen söyle. Söyle hadi. Ben Nora, bir tek evindeki Nora'yı çok istedim. Oynayamadım. Hatta hep sınavlarda falan da onu oynadım. Oynadıklarım içinde de Zorba'daki Madame Hortense.
bir de Paramparça'daki Ayşin. Onun ikisini çok sevdim. Birinde çok geç. İkisi de biraz moruk. Morukça çaydım ya. Çaydım. Ben şöyle ki, ben tabii Nisa çok etkilemiştir beni. Rahmetli Nisa Serezli. Kimi etkilememiştir ki acaba bu meslekte? Evet, değil mi? Ve çok yani inanılmaz bir kadındı yahu. O diksiyonla, o sıcacık, o sımsıcacık haliyle yani bambaşka bir Nisa daha görmek zor gibi geliyor. Gerçi birçok insanın yeri dolmuyor ama bir yeri yetişiyor gerçekten şükür. Yetişiyor. Ama Nisa'nın oynadığı bir iki tane benim de orada yan rollerde olduğum ama Nisa'nın rolüne demek gözümü dikmişim yani. Yani böyle yemişim gözümle demek ki onlardan isterdim. Onun dışında şimdi şükür yine çocuk tiyatrosu, çocuk tiyatrosu çıkıyoruz da sahneye. Kardeşim analı kızlı demedin mi az önce sen? Evet. Ve çorba mı bu, neydi bu analı kızlı bir şey? Analı kızlı çorbadır aynen. Çorba mı? Tabii. Yani niye böyle analı kızlı? Ya oturun eliniz kalem tutar yazın bir şey de. Oynayalım. Sevinç yazacak. Bak mesela. Benim... Ya bu kez karar ver, ben anılarımı yazacağım. Oyun mu? Ne hangisi? Ayın, anıları, ayıları. Anıları oyun yapacağız. Tamam olur. Bak İstanbul'u. Biz de annelerimi oynayacağız. Sipariş yapıyorum. Kabare. Size. Kabare. Anneleri de oynayacağız. Belki Nisa'yı da oynayacağız. Bir dakika, ne münasebet, anneleri biz oynuyoruz. Annelerin gençliğini biz oynuyoruz. Aa, yok anam yok, siz kendi anneleriniz. Bunlar ayak kaydırıyor. Elimize böyle bir fırsat geçmiş. Biz sizi oynayalım, siz kendi annelerinizi oynayın. Aa, çok güzel. Ben Rum kadın oynarım. Yayayı oynarım ben. Harika. Ay ay ay. Bana bak. Bir şey söyleyeceğim Füsun, biz sesimiz İstanbul oluruz, İstanbul. İdil'cim dur, sesimizde ses bir bozuluk olduğunu düşünüyorum, giriyorum tekrar. Hadi tamam, topayı bu. Elimizle görün istedim ama dur bakalım şimdi buradan nasıl gelecek. Şimdi bakalım burada sesimiz nasıl, büküleri bekliyoruz. Bak takipçilerine canlı bir video başlattığını söylüyoruz dedi. Acaba sesimiz nasıl? Sesimiz iyi geliyor mu? Öbür taraftan da çok güzel açtım ama dur bakalım. Geldi. Buket ne yapmışsın telefona? Ne yaptıysan ya da ben de buradan çok uğraşıyorum. Yorumları okuyorum sesiniz duyulmuyor diye. Şimdi böyle dur bakalım bir yazsınlar. Daha mı iyi? Daha mı iyi sanki? Bilmiyorum ki ben hani böyle kadraj tamam Güzin abla burada benim yazlık üst komşum canım benim Güzişi mükemmel dedi tamam demek ki güzel. Ha, şimdi çok tamam iyi. Güzeldi o zaman. Tüh be, o zaman başa sarıyoruz. Hay Allah, tamam süper. Merve de tamam. Bu editör herkes burada tamam. Merve şimdi iyi dedi. Herkese merhaba. Tamam süper. Buradan devam edebiliriz. İdil'cim şöyle. Yani böyle bir şey ben muhtemelen yazamam. Bunu hani bir oyun yazarına yazdırırız. Lütfen öyle yapalım. Ama bizim öyle bekleyecek halimiz yok fazla. Tamam. Ay bu tehdit mi ediyorsunuz siz bu programın? Evet. Evet. Kapı çaldı. Geliyoruz. Kapı çaldı. Siz niye böyle tehdit etmeye başladınız bizi ya? Ne yapayım? Acelemiz var. Acele gideceği yer var sanki. Acelesi var mı? Nereye gidecekse? Hiçbir yere gitmiyorum. Benim annem de hiç acelemini çekilenler bilir. Çok ağır kadındır yani. Tabii. Ay Füsun ablam ya. Ya şey geldi aklıma şimdi. Füsun, Mete rahmetli Mete'nin turne mi bağlanıyordu vefat ettiği zaman? İnselen mi? Evet, şöyle. Evet. Biz oynuyorduk Kerim Paşa konağını. O nerede? Öldü. Yani Kerim Paşa. Hayır. Şan tiyatrosuna geçmiş miydik? Şan tiyatrosuna geçtik ya. Kerim Paşa'yla mı? Kerim Paşa'yla müzikal büyüttüler kadroyu. Ve Fehim Paşa Şan Tiyatrosu'nda Ayfer Feray'ın bir oyunu vardı. Araya 20 gün olarak girdik, fırçaktık. Öyle mi? Ben bunu hatırlamıyorum. Ben bunu hiç hatırlamıyorum. Sorgular? Ben ne hatırlıyorum biliyor musunuz? Bizim annemle babamın sarı bosfosunda ben uyuyakalmışım. Eve döndük. Biri kapıyı camı tıklattı. Babam arabayı
durdurmuştu. Tam ineceğiz arabadan, apartmana gireceğiz. Ya Mete abi ölmüş, vefat etmiş dediler. O sesle uyandığımı hatırlıyorum. Arabada uyumuşum. Çocuktum. Evet, gece. O gün yalnız şöyle bir anım oldu. Tuhaf bir şey. Çevre tiyatrosundayız demek. Ne oynuyoruz bilemiyorum. Çevre tiyatrosunda yukarıda Füsun, hatırlıyor musun? Bir böyle lokanta gibi bir şey vardı. Evet, evet. Kapının sol tarafına girişte Hasan Zengin'in salonu. O da Hasan Zengin'indi zaten. Orada oturduk. Derken iki tane paket tarçın geldi. Mete İnselal, ben. Giriyoruz, çıkıyoruz, bir şey atıştırıyoruz, aşağı iniyoruz. Prova şu bu. İki tane şey geldi. Tarçın. Bu ısmarlamış birileri getirdi ya da hediye. Ondan sonra al şu kız dedi. Bir tanesini bana verdi. Ben de içimden dedim ki Allah'ım öleceğim dedim, biliyor musun? Neden? Yani vermez öyle tarçınını marçınını. Bir tane, iki tanesi, ben de oradayım diye al, sever misin? Al kız dedi. Ben de içimden öleceğim yaklaştı dedim. Tamam mı? Belki dışımdan dedim, güldük. O akşam Kamran'a fena alıyorum dedi. Kara mizah yani. Ve o akşam yetişmedi yani. Ben Bülten kaç yaşındaydın Mete abiyi kaybettiğinizde? Hatırlamıyorum. Hangi yılda vefat etti? 80? Baba ne zaman vefat etti? Kamran hazır. Evet, biliyorum. Evet. Hatta turneler bağlanacaktı. Evet, yarım kaldı. 81-82 olabilir mi? Ben çok küçüğüm. Ben 5-6 yaşındayım yani. Ama tabii. Bizim sesimiz gene çok kötü ya. Ay niye var ya? Parazit oluyor yani... bizde. Bizim hiç anlamıyorum ya. Ne oluyormuş? Bizde mi, sizde mi? Allah. Bizde mi, sizde mi oluyoruz parazit? Sen mi? Ha, bir dene bakayım. Şimdi bakayım. Nasıl? Yok. Nasıl? Sesiniz yankı veriyor diyorlar. Allah Allah. Sesiniz. Ama acaba hangi tarafta? Şimdi nasıl? Şimdi ne? Şimdi nasıl? Şu an duymuyorum parazit sesi. Bir şey mi kapattın? Elime... Yok, aldım. Elimde şu anda tablet. Elinde tut. Şu an çok temiz galiba. Bunu koy. Dur, tamam. Yazarlar. Şeyi hatırlıyorum İdil. Ben bu anıda yokum bu arada. Ama böyle annemden falan acayip dinlediğim bir şey. Kamuran İnselen çocukların sakız çiğnemesini yasaklamış, tamam mı? İstemiyor yani. Nefret ediyor sakızda. Çocuklar da şimdi yani Münir'le Müfide deli gibi sakız çiğnemek istiyorlar. Neyse, bir gün Kamuran eve geliyor. Hepsinin evde olması gereken bir saat. Kimse yok evde. Kamuran'ı biliyorsun, büküyor. Yani sert kadın. Evet, evet. Neler görmüş geçirmiş. Bir patlardı ondan. Tabii herkesin ya, o dönem. Benim patlamazdı. Ben dediğim gibi hani tanımadım o halini. Neyse, gelmiş, hiç ses yok evde. Böyle kulak kesilmiş, kir 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 kir, kır 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 gülücükler. Gitmiş yatak odasına, kendi Mete ile uyuduğunu değil mi? Mete ile uyuduğu yatak odasına gitmiş. Yatak odasının dolabını bir açmış. Ortada Münir abi. Yanda Münir abi diyorum. Ortada Mete abi. Yanda Müfide. Öbür yanda Münir. Yüzlük bir tipitip kutusu. Mete abi elinde. Çiğneyip atıyorlar. Şekeri bitince attırıyor. Yenisini açıyor. Şekeri bitince attırıyor. Yenisini açtırıyor. 100 tane sakız çiğnetmiş çocuklara. Ya inanılmaz bir şey ya. Bu adamın var ya, benim olmasını o kadar isterdim yani, gerçekten. Hani bu mesela. Ay çok güzel. Hatırlamıyorum acaba Mete abi. Herhalde işte yaşım küçük. İki tık yani senden, yaşım küçük derken. Ve böyle Mete abi bende böyle biri. Hani binlerce anının içinde ben Mete abi deyince hani babamla şakaları, babamın ona şakaları falan. Hayır, benim birinci anım bu. Benim bir numaralı anım bu yani. Gelin diyen yani bir baba düşünüyoruz. Karısının evden gitmesini bekliyor ve çocuklar gelin dolaba girip sakız çiğneyeceğiz. Aslında Sevinç, hani biz sirk çocukları olarak Türkiye'nin en büyük sirkinde büyüdük, biliyorsun değil mi? Öyleymiş. Evet, doğru. Öyleymiş. İnsan içindeyken anlamıyor. Rahmetli Yıldız Hoca'nın çok güzel lafı vardır. Biliyor musun bunu? O Hayatım Tiyatro kitabında.
Dikmen Gürün'e anlatmış. Yani onun sesinden sonra deşifre etmişler. Dikmenciğim demiş, mutluluk yaşanırken hissedilen bir şey değildir. Mutluluk sonradan anımsanan bir şeydir. Gerçek mutluluksa ya, yaşarken adını koyamazsın demiş. Doğrudur. Çok güzel. Yani daha neler olduğunu tahmin edin o kitabın içinde, ama Yıldız Hoca'nın bu lafını ya unutmak mümkün değil. Ben her gün bir şekilde bir yerden aklıma geliyor yani. Bu, evet. Dün de şey Erol Günaydın'la ilgili bir şey anlatın diye sonra söylemişler ama biz şey yapamadık, fark edemedik. Muhsin Ertuğrul'la Altan ve Erol Günaydın dıcın dıcıncılık oynardı. Küçük küçük tabancaları vardı. Bütün sofitalarda, mofitalarda sıkıldığı zaman onun ikisini çağırıyordu ve öyle oynuyorlardı. Yani bizim Muhsin Hoca'yla çok şeyimiz oldu, hukukumuz oldu. Ve de ne kadar büyük bir insanla tanışmış olduğumuzu da sevinci kaldı tabii. Tabii. Şapkasını alıp giden bir adamdı tabii genel sanat yönetmeni olarak. Hükümetten bir sıkıntı gördüğü zaman. Şimdi millet yapışıyor oraya, yapışıyor. Evet. Ya evet. Çok önemli. Ne yapalım? Çok güzel yıllarmış. O yıllar daha güzelmiş galiba. Bana öyle geliyor hep. Yani o zaman da zordu tabii. Yani evet, hepinizin kursağında tiyatrodan gelenle kursağınız doydu. Yalan mı? Tiyatrodan aldık bir şeyleri. Evet, onlarla evet, beslendiniz, evet. Onlarla büyüdünüz, o atmosferde yetiştiniz. İşte beraber turnelerde yoruldunuz, geldiniz. Hayatı bütün sizin yaşıtlarınızdan daha erken yaşadınız, kavradınız. Yaşınızı daha öncelerden yaşamaya başladınız. 16 dizi çekmeye başladı ve bayağı para getirmeye başladı eve yani 16 yaşında. Ya Buket de yatılı okulda Üsküdar Kız Lisesi'ndeydi. Ben de işte tiyatrodan arta kalan zamanlarla bizim rahmetli Gürol Gökçe falan vardı TRT'de, bilirsin. Biliyorum. Hüsamettin Gürol, o yaşıyor. Onlarla falan yardımcı yönetmenlik yapıyordum. Hı hı. Derken bir tane mekan lazım, ikinci yönetmenim. Her boka karışıyorum. Ay, canlı yayında kaçtı ağzımdan. Burada yokmuş, dün öyle söyledi. Yok mu? Ama bunu da söylememişim, daha rahat etmeyeyim ben. Koyuveririm ama olmaz. Her şeye karışıyorum. İşte Beşiktaş'ın kanaat lokantasından yemek getiriyorum. Yemeyen vardır, yiyen vardır diye TRT'ye nazımız geçiyor. İşte imzalıyoruz, ediyoruz derken mekan lazım oldu. Uğurlu Giller'i çekiyoruz. Ondan sonra bir mekan lazım, okul. Nereye götüreyim? Buket'in okuluna götürdüm Üsküdar'da, hem yakında. Biz Kanlıca'da çekiyorduk. Ondan sonra götürdüm. Baktı kanaat lokantasından. Hemen diyorum getirin 5 tane işte öğün yemek kap, akşama ne verirlerse, ne olurlarsa. Yani oradan getirdik şeyi okula, kadroyu, işte çekim yapılıyor. Buket'i de tabii ufak halinde orada burada rastlamış olabilir Yıldız Hoca. Oynuyor, Yıldız Hoca var. Ondan sonra Arap Bacı, Tevfik Eren Bey var. Mübeccel var, Mübeccel Vardar var. Ondan sonra Ayhan Pavas. Müjdat oynadı bir ara, bilmiyorum. Böyle bir tam hatırlamıyorum. Geldik, Buket geldi. Buket'le tanıştım. Oh, she's a beautiful falan. Hoca, Yıldız Hoca bayıldı Buket'e. Derken ben yapıştım. Bir onlar konuştu. Başladı onu yetiştirmeye Yıldız Hoca. Sınava hazırlıyor. Şunu yap, bunu yap, bilmem ne. Derken bir şey burada. Kadıköy'deki işte İstanbul Üniversitesi'ne bağlı değil mi orası? Evet, evet. Yarım bir evet, galiba evet. Ya da bütündür. Bir de Mimar Sinan karşıda var. Orada da Müşfik Hoca var. Buranın Müşfik Hoca'nın sınavları daha önceydi. Oraya girdi Buket. 450 kişi için, hiç de iyi bir öğrenci değildi okullarda. Bak şimdi bak. 450 kişi içinde 4 kız 3 erkek 7 kişi içinde kazandı. Hem de orada ya var ya, ben bir de sözlüğe kalkmaya utanan insandım. Ben nasıl kazandım o sınavı ben de bilmiyorum yani. Zeliha Berksoy da hocalardan, sınav yapanlar arasında. Hiçbir şekilde vallahi görünmedim bile, dışarıda oturuyorum. Sonra kazandıktan sonra karşılaştık. Aa, kim var burada, soyadları da farklı tabii, soyadımız. Bilmiyor. Aa, dedim böyle aman çok mutlu olduk falan dedi. Şimdi sıra geldi Yıldız Hoca'nın tarafına. Asıl Yıldız Hoca istiyor bizi. Şimdi açtım telefonu. Yıldız Hocam dedim, saygılar. Yalnız bir ricam var. Bu arada sizin sınav zamanına kadar dedim,
şeyde Müşfik Hoca'nın sınavına da girdi Buket dedim. Ama düşünüyoruz ki dedim buraya da girip şımarıklık yapmayalım. Hani başka bir çocuğun da hakkı yenmesin. Müsaade eder misiniz? Orada kalalım mı dedim. Buket kalsın da tiyatroda, nerede kalırsa kalsın dedi. Oh dedik, içimizin ya hani kırmış olmak da istemiyorsun. Ama çok da güzel bu, bir düşünce. Çünkü gerçekten bu şu anda da şimdi o zaman iki okul varmış. Zaten bunu biliyoruz. Bir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'dir. İlk hani alternatif biz de buradayız. Evet. Benim okulum. O zaman iki okul varmış ve şimdi o kadar çok okulun sınavına aynı anda giriyor ki çocuklar. Ne yapsınlar yani? Hani o olmazsa o, o olmazsa o diye. Evet, evet, doğru. Tercih yapıyorlar. Çünkü bunun yeteneklisi de yani girdiğinin %90'ını kazanıyor. Ben de hep şey diye düşünüyorum. Ah be, yani çünkü öyle bir ne farkıyla kazanıyorsa işte o günün, o gün o yıldızlar ondan yana yani. Evet, evet. Ya evet. Ve hani gitmiyor sonra, seçim yapıyor yani okuluyla ilgili. O yüzden iki taraflı çok güzel bir şey yapmışsın. Hem büyük hocadan icazet, evet. Öyle değil mi? Hem yani öyle hissettim, öyle hissettim. Yani. Şimdi hani de, demek istediğim bu devamlı diyordu ya, ben sizin mesleğinize gelmem, ben tiyatrocu olmam, siz hep açsınız açsınız, paranız yok derken Yıldız Hoca'yla karşılaşınca o gerçekleşti. Sevinçti. Okul, ilk okuldan sonra bale bölümüne girmişti. Çok da iyiydi. Yani belki baş balerin olamazdı ama kompozisyon vardı. Çok tatlı olabilirdi. Bir boyum kısaya Buket. Bir yan bağcık zorlaması geçirdi. İşbagat yaparken pat diye attı bunu erkek oyuncu. Ve ay benim aşkım. Erkek oyuncu, erkek partner falan diyor. Ben kendi kendime sakatlandım. Hayır, seni kaldırdım ya. Bıraktı çocuğu. Hayır canım, yanlışlıkla öyle. Pat sen annenden daha mı iyi bileceksin? Hayır, hayır, düşürdü yani. Düşürdü. Onun üzerine ben de Yıldız Hoca'ya rica ettim. Yarı zamanlı olarak almıştı bunu ama o sırada bu Kutay diye bir sevgilisi vardı. İkide bir İzmir'e geliyordu. Sayacağız mı? Burada kalacak mı dedi. Hayatım, ben lise sondayım. Ben o sırada okumak istemiyorum ki. Ben baleyi bitireceğim. Sonra oyuncu olacağım. Ya siz bizim hayatımızı öyle bir yönlendirmişsin. Şimdi okuyacaksın. Şimdi gideceksin oraya. Ama ne şimdi buraya yani? Gideceksin. Oradan tabii tabii. Annemin bana bir Fransızca çalıştırması var. Ben torunumu kurtardım o işten. Fransız okuluna verdiler. Ben de yaptığı yanlışları torunum da yapmıyor. Anladın mı? Annem bana mesela dünya klasiklerini ben 5 yaşındayken verdi. Ben kaç yaşında okumaya başladım? 20. Çünkü ben anlamıyorum ki okuduğumu. Ama bu daha okumuyor bile. Hiç okumuyor. Buket ne yapalım? Çıkaralım mı bunları programdan ya? Ya vallahi atıyor be. Demans başladı. Hayır öyle. Ne başlarsa başlasın. Alakası yok bir ya. Bir şey başlıyor ya değil mi yavrum? Allah Allah, okumuyor olur mu? Annem beni öyle bir okutmaya çalışıyordu ki doğum günümde bana böyle, o zaman milliyet çocuğun okul setleri var. Ama annem bana şeyi getiriyor mesela. Kapitali falan getiriyor, anladın mı? Yani ne yapıyor? Getiriyor ama gerçekten. Beş değil. Kadın öyle değil bir kadın yani. Ama. Hani bak 10 yaşında değilim. Çift rakamlara geçmemişim yani öyle, tamam mı? Ya öyle bir durumdayım ve arkadaşlarım bana doğum günümde o milliyet çocuğun Buket hatırlarsın böyle bordo sırtları vardı, o ciltlik beşerli. Tabii ki. Tabii ki hatırlıyorum. 5 tane set getirmiş. 25 kitap. Ben böyle baktım çocuğa, hemen adını not ettim. Senin dedim doğum günün ne zaman, şu gün. Tamam dedim, sen o gün göreceksin. Bana kitap getiren herkes benim düşmanımdı. Ben 17-18 yaşıma gelene kadar. Şimdi Kavin okumuyor. Yani Can da okumuyor. Ama o hiç okumuyor bildiğin yani. Bir tane yazarı var, Beyç Bey. Beyç Ak'a bayılıyor. Sürekli Beyç Bey'i arayıp, Beyç Bey yeni bir kitap çıkarmayı düşünüyor musunuz diyorum. Çünkü Kavin onu seviyor. Ay ya canım ya. Onun kitaplarının kapaklarını da Sevim Ak çizerdi. Evet. Aa doğru. Evet. Şey annem 6 yaşında bana Jane Eyre'ı verdi ya. Nasıl okuyabilirim yani? Ya nasıl okumaya başlayabilirim? Ben, nasıl sevebilirim? Jane Eyre'ı verdi. Böyle bak. Böyle bir kitap. Aa, ilk basım evet, ve annemin çocukluk kitabıydı. Başucu kitabı. Annemin çocukluk kitabını verdi. Bak bu kadar. Jane Eyre ve çevirisi. Ya düşün, ilk çevirilerden. Ve bana 6 yaşındayken ben nasıl sevebilirim o kitabı? Ben tut diye verdim o okulu. Tut diye verdim. Okumaya kalktı. Ne yapabilirim? Hayır kadınlar. Buket bir
program yapalım dedik. Bütün kirli çamaşırlarımız döküldü mü sana canlı yayına? Daha bunlar bir kısmı. Anneme dedim ki bunun dedim girerken dedim bak dedim Instagram'da rütüp varmış rütüp dedim ona rütüp falan işlemedi. Ona göre sakın dedim bak dedim fazla şey konuşma dedim açık seçik konuşma dedim Sevinç'in ayağını kaydırırlar dedim. Vallahi ayağını kaydırırlarsa Sevinç benim ayağımı kaydırsınlar. Geçen gün bu Füsun çıkıyor musun bu çarşı izni olduğu zamanlar çıkıyor musun sokağa? Pandemiden çarşı izni. Bahçeye iniyor. Bahçe var bizde bahçe yok çıkıyoruz. İşte böyle ama ben çok riayet ediyorum. Biliyorsun eski insan böyle kural severiz. Anladın mı? O asi zamanlarımız da geçti. Ben çok sever kural. Bayılır. Yani daha zorsu kural derken saygı. Yasaklar yıkmak içindir ya, zaten. Yasaklar yıkmak için. Bu ağzına çıktı anlatamayacağım. Neyse indim sahile doğru bir arkadaşlar. Bir dakika Sami abi şey yazıyor. Buket İdil ablanın bahsettiği tiyatro zengin komedi tiyatrosu. Teşekkür ederiz. Böyle bir 10 dakikalık falan bir mesafedeydi. Anladım. Orada Romalı Perihan çıkmıştı işte. En çok da ne anlatıyordum bunu adım. Yasaklar. Yasaklar. Şurada sahile doğru inim dedim. O zaman 4 saatimiz var. İşte 12 ile 4 arası, 16 arası neyse böyle bir şey. İndim derken tesadüf birden bir mikrofon gördüm. Kanal D yazıyor. Bir tane de ya aynen öyle. Şimdi sen de kapanıyorsun, ben de kapanıyorum. Topluyorlar. Buradan bir mikrofon geldi, buradan bir kamera geldi. Efendim dediler, sizin dediler. Sokağa çıkmışsınız nasıl mutlu musunuz biraz da aşağılık hissediyorsun insan şeyine yani naturası ters geliyor biliyor musun sokağa çıkmışsınız tay yürüyorsun gibi böyle bir şeyler neyse senle Can bir kere annemle Can bu konuda çok isyanda ben gayet mutluydum oturuyordum evde valla ya fazla değil bir ayı anladık ama 3 ay olunca bacağım tutuluyor. Annem alıştı, annem okumaya başladı. Bizimle Can da geldi canlı yayına diyorlar ama bizimki hiç gelmez. Benimki de içeride PlayStation oynuyor. Köstebek benimki. Ondan sonra dediler ki sizi, adam kız dedi ki nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Vallahi dedim şu bacak tutmuyor. Çünkü hareketsiz kaldım. Evde 500 metrekare değil ki. 70 metrekare ev şuradan kalkınca koltuğa vuruyorum, geri dönüyorum. Burası mor. Tabii böyle bu kadar hareketle bacak eskiden onarmıştım. Bel fıtığı falan neyse. Böyle dedim. Sonra birdenbire bir coşku geldi. Kıza dedim ki, vallahi dedim maaşları falan bırakıp gideceğimizi zannediyorlarsa dedim. Daha çok beklerler dedim. Susayım mı? Devam edeyim mi? Evet. Göndermiyorum. Çünkü geldiler artık. Ne yapıyorum? Sonra dedim gebermiyoruz da dedim. Ne yapacağız dedim. Daha çok beklerler dedim. Hayır gebermiyoruz ama dedim aldı beni bir teessür. Evde dedim korku içindeyim dedim. Ya dedim pencerelerden gaz verirlerse bize dedim. Yok artık. Auschwitz zamanı gibi gaz da verirler mi bizim? Kızım biz varız. Yok bizim jenerasyon pencerelerin etrafını çarşafla kapatıyorum korkudan dedim. İroni tabii. Yanınızdayız. Ondan sonra gideceğimiz yok ama artık son nokta ölmüyoruz, gebermiyoruz, sürüne sürüne çıkıyoruz. Bundan sonrası gaz verip imha etmek oluyor. Auschwitz gibi yani. Ondan sonra kız düştü. Şey. Bak geçiyor artık. Bak. Kamera sarsıldı. Fakat bilmiyorum yayınladılar mı? Sanmıyorum. Yayınladılar mı İdil'cim? Vallahi hiç sormadım da bakma. Hayır zaten bunu bana sorsalar bu senin annen mi diye tanımıyorum ama benziyor derim. Sadece bahçeye iniyor da. Ona hiçbir kamera tutmuyor. Allah da Ozan'ca bahçeyle. Bunu da ben artık aslında biraz bahçede tutmam. Ya çok teşekkür ediyorum. Üstümüze kapanmasın diye kapatacağım şimdi. Ay geçti mi bir saat? Evet. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel şeyler yazdılar. Programı şimdi evet, gerçekten. İzleyeceğiz ve orada da sonsuza kadar kalacak. Onun için İdil'cim eğer yayınlansaydı bir kere yayınlanacaktı röportajın.
Ama şimdi burada sonsuza kadar kalacak. Evet, merak etme. Evet. Bence katılıyorum. Anneciğini de çok özlemişim. Füsuncuğum. Canım benim. Emektar arkadaşım. Sizi çok öpüyorum. Öpüyorum. Güzel. Öpüyoruz. Pandemisiz Cuma görüşüyoruz. Dünyaya. İnşallah. Teşekkür ediyoruz Sevinç. Kızlı tiyatro çorbası yaptık bu akşam beraber. Evet, aynen. Öpüyoruz sizi. Hoşça biz kalın. Biz de teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Şimdi sen kapat bakalım yayını. Nasıl kapatacağım? Dur bir dakika. Şimdi kaldı. Bak okuyabiliyor musun artık çıkanları? Evet. Güzin ablam ya. Doğanay. Bak Güzin abla burada. Anladım. Sami Zengin. Sami Zengin zaten. Sami abi bütün sen o sırada ne yapıyorsun? Ne yapıyordun yayınlarımızı izledin değil mi? Zerçin evet, burada. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Analı kızlı böyle bir şey yapmak istedik. Annemi canlı yayınlara alıştırıyorum. Şimdi Selim Paşa'dan ona özel program çalışacağız Merve ile. Ben böyle şeylerden çok sıkılıyorum. Aklım ermiyor. Sağlığınla ilgili çok sorular. Bir dakika da istiyorsan şey söyle. Şey kalçamı kırdım. Yok, onu bütün dünya biliyor. Ama kötü bir doktor yanlış bir ameliyat yaptı. Şimdi Allah razı olsun. Koç Üniversitesi Hastanesi'nde Olgar Birsel beni kurtardı ama bastonla işte kalbini kurtardı. Evet, evet. Kalp hastasıymışım aynı zamanda. Hiç haberim yoktu. Her yere koşarak gidiyordum. Böyle bir şey işte. Şimdi şeker hastalığı gizlermiş kalbi. Ama onun için şeker hastaları dikkat edelim lütfen. Evet. Gizli kalp hastalığı olabiliyormuşsunuz. Annem ilk defa kalbini 75 yaşında kontrol ettirdi. Değil mi? Daha önce hiç öyle bir şey yaşamamıştık. İşte böyle şey yürüyorduk bantlarda. Ama bir şey muayeneye yani gidiyorduk. Hayır ama bir yani hiçbir şeyin farkında değilmiş. Vücut. Bak Merve Füsun aşkım diyor. Evet Güzincim. Selim Paşa yıkılacak bu yaz. Şimdi ben bu hafta gideceğim. Bir ortalığı toparlayacağım. Ondan sonra bu çarşamba gittiğim için annemin izni yok. Tam Edil'in söylediği yere yakalanıyoruz. Annemin izni yok. Bir de şimdi böyle o hayhuyun içine götürmeyeyim dedim. Çok yakın bir zamanda kabin sınavına girsin, çıksın inşallah. Güzel böyle mutlu geleceğiz Güzincim. Çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi Survivor'lar. Herkes Survivor seyrediyor. Ben de sen de sorunum yüzünden seyrediyorum. Ne yapayım? Ben hiç hoşlaşmıyorum ama. Hiç hoşlaşmıyorsun ama 90 gündür seyrediyorum. İşte ne yapayım? Kavin seyrediyor. Ben de o kırılmasın diye başka şey açmıyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Mavi içindeki mavi ne güzel şiirdir diye.